İyi akşamlar sayın seyirciler. Takım oyunu başlıyor. Kritik bir haftanın arifesindeyiz Süper Lig'de. Ve haftanın açılış maçında şu sıralarda BTC Türkiye'nin Malatyaspor'la Ankara Gücü karşı karşıya geliyorlar. Hocam hep senin takıma denk geliyoruz galiba ya açılış maçlarında. Değil mi? Değil mi? Ankara Gücü galiba Cuma'yı fixledi. İlk yarı golsüz. Biraz bakabildin mi bakalım? Yarın Cuma ama hiç galip gelemiyorlar. Hep beraber kalıyorlar. Evet hep Cuma Ankara Gücü maçı var. Yani dikkat ediyorum bu aralar ona denk geliyor. Yani ne zaman otursak senin takım, senin takım dediğim için hocaya enteresan. Bir bakalım. De galip gelseler. Fena oynamıyorlar yalnız. Ben ilk yarıyı izledim. İki tarafın da pozisyonu yok ya. Ankara Gücü'nün var hocam pozisyonu. Malatya bir tane girdi sonlara doğru. 40'ta falan yandan vurdular. Bir puan olsun yeter diyorlar herhalde. Değil mi? Değil mi? Kasımpaşa maçında mesela İsa'da oynadıkları ondan daha iyi bir oyunları var. Dediğin gibi sadece evet. 45 dakika. Düzelme var yani üstüne evet. Koymuş Ankara Gücü sanki. Bakalım diğer takımlar ne yapacak bu hafta. Biz spor gündeminin ilk sırasındaki maddeyle başlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir. İcraatının 250. gününde bir basın toplantısı düzenleyerek tüm görev süresince yaşananları derledi, toparladı değil mi? Biz de ancak 3 kasete indirgeyebildik. İlk bandımızı izleyelim. İlk bantta limit aşımı konusuna değindi. Başkan Özdemir izliyoruz. 1 Haziran'daki genel kurulumuzda statü değişikliğini yaparak kulüp lisans kurulunun yapısını değiştirdik. Tüm tablolar, çalışmalar birebir anlatıldı. Birçok başkanımız, Kulüpler Birliği'nin eski başkanı Sayın Fikret Orman olmak üzere defalarca kurallara titizlikle uyacağız açıklamasında bulundu. Ancak ne hikmetse zaman geçtikçe kulüplerimiz içinde oldukları ve beraber yürürlüğe soktuğumuz bu talimatın her detayını bildikleri halde bunu eleştiri konusu yaptılar. Kulüp lisans kurulumuzun uygulamalarıyla ilgili Sayın Mustafa Cengiz'in son dönemde bazı sözleri oldu. İsrarla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığını söylüyor. Anlatayım. Kulüp lisans ve finansal fair play talimatı tüm kulüplerimizin katılımı, desteği ve katkısıyla hazırlandı. Kurulun gerekli başvurular halinde artırım yapma yetkisi vardı. 15 Aralık tarihinde limit artırım talebinde bulunacağını da tüm kulüplerimiz biliyordu. Sayın Mustafa Cengiz, 15 Aralık'tan sonraki başvurular niye kabul edildi diye soruyor. Hayır öyle değil. Biraz eğer inceleseydi, biraz talimatları okusaydı, bize yapılan başvurunun 15 Aralık'tan önce yapıldığını görecekti. Talimatımız çok açık ve net. Yaptırımlar ancak sezon sonundaki incelemeden sonra mümkündür. Eğer bir yaptırım gerekiyorsa, o ceza da bir sonraki sezonda uygulanır. Bu nedenle şu an niye ceza verilmedi, neden cezadan kurtarıldı demek doğru değildir. Ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir olarak tüm kulüp başkanlarımızla gerek federasyon, gerek zorlu, gerekse herhangi bir yerde görüşebilirim. Bunun bu kadar polemik yapılmasına da kimseye bir fayda getireceğine inanmıyorum. 30'dan 40'a çıkmaya gelince gelirleri %13 azaltıyorsam ki bizim Kulüpler Birliği'yle yaptığımız beyin sporsu anlaşma yapıyorsam bu kulüplerin gelirleri düştüğüne göre bunların harcama limitlerini biraz artırabilirdik. Sene sonunda bilançoların nereye geleceği de belli aşağı yukarı. Sene sonunda ihtar mı alacaklar? Puan silme mi olacak, kadro kısıtlaması mı olacak? Hepsi şu anda o hesapları yapmak durumundalar. Sayın Ali Koç çıktı dedi ki ya bizim öyle bir talebimiz olmadı ki dedi. Sayın Çebi de aynı şekilde bir paralel bir açıklama yaptı. Sonra 18 kulübün 15'i yazılı bize mektup yolladı. Eski sisteme dönülmesi. Hay hay. Biraz evvel bir şey söyledim. Biz de hata yapabiliriz.
hata yaptığımızı anladık. Takip eden ilk yönetim kurulunda geçen kararı da oy birliğiyle almıştık. Bu kararı da oy birliğiyle iptal ettik. Sayın Semih Özsoy'un özellikle son dönemde federasyonumuzun kendilerine transfer yaptırmadığı ile ilgili eleştirileri oldu. Ama hepimizin bildiği gibi transfer yaptılar. Talimatlar çerçevesinde kurulumuz değerlendirdi. Ancak bir transfere izin verecek bir harcama limiti ortaya çıktı. Fenerbahçe Kulübü'nün talebini kısmen kabul edip 16 milyon lirayı harcama limitlerine ilave etmiş, diğer talebini ise reddetmiştir. Konu konu gideceğiz. Murat Özbostan, Reha Kapsal ve Erman Toroğlu ile birlikte Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'la başlayalım. Murat, aslında böyle bir basın toplantısına bir hayli ihtiyaç varmış, yani ben onu anladım. Ne çok konu birikmiş, değil mi? Aslında bunlar konular biriktiği bir yana, yani medyada tartışılan işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin gündeme getirip federasyonun suskun olduğu konulara bir yanıttı. Yani şimdi bu biraz icraatın içinden bir program da olmadı aslında. Yani öyle bir basın toplantısı olmadı. Yeni bir şeyler öğrenmedik biz bu basın toplantısında. Yani tartışılan işte kulüp başkanlarına bir yanıt. İşte hedefte kim vardı? Hedefinde sayın başkanın. Ali Koç vardı, Mustafa Cengiz vardı, Beşiktaş vardı. Diğer kulüplerin bazı, evet, Malatya Spor Başkanı vardı. Genel olarak toplantıyı özetlersek. Yani biraz evet, milli takımın başarısı önden işte yeni sponsorlarla ilgili konulara girildi ama ondan sonra tamamen şeye döndü. Yani siz bunları dediniz, hayır kardeşim bunlar böyle böyle. Siz bunları dediniz, hayır siz transfer yaptınız. Siz bu buluşmayı yazdınız, çizdiniz, hayır ben herkesle orada buluşuyorum. İşte sizden sonra da birçok başkanla buluştum, orada önemli kararlar aldık Zorlu'da. Yani bir bilgilendirme toplantısı değildi bence. Ben öyle bunu görmedim. Bu yanıt verme, cevap hakkını kullanma, söz savunmanın gibi bir durum ortaya çıktı. Yoksa yani federasyon 250 günde işte bilmem kaç şeyi yetiştirdi, bilmem ne kadar şöyle oldu, şurada şu oldu, burada bu oldu gibisinden işte ekonomik olarak şöyle atılımlar yapıldı, kendi bütçemizde bunları hayata geçirdik, yeni sponsorlardan şu kadar para gelecek, daha da güçlendik, şuraya işte o binayı dikiyoruz, buraya bunu yapıyoruz gibi bir şey değildi. Ben öyle anlamadım en azından. Yanıt. Onlar da vardı biraz aslında. Ya çok azdı. Ben ne anladım? Mesela VAR'la ilgili sezon başında Kulüpler Birliği'nde bir bilgilendirme toplantısı yapılmış. Bilmiyorduk. 15-13 kulüp başkanı demiş ki bizim işimiz var demiş. 5 kişi dinlemiş. 13'ü gitmiş. Şimdi VAR'ı bilmiyorlar. Niye konuşuyorlar diyor Sayın Başkan. Mesela oradaki ince noktalardan bir tanesiydi. Ama genel olarak sen peki vücut bilini nasıl buldun Nihat Özdemir'in? İyiydi. Yani performans olarak günlerce istifa evet. edecek söylentisi çıkarılmış bir federasyon başkanı gibi değildi. Ama bir şey de vardı. Ne vardı? Yani bu işin çok zor olduğunu, yaptığı hayatındaki görevler içerisinde en zorunun bu olduğunu, kimseyi mutlu edemediklerini, zaten öyle bir çabaları da olmadığını... ama bir kulüp başkanı olmanın daha kolay olduğunu. Çünkü bir camiaya sesleniyorsunuz. Bir de burada herkes bir tarafımda bir kulüp bir şey istiyor diyor. Bir tarafımda bir kulüp bir şey istiyor. Herkes bir şey istiyor. Dolayısıyla da ben oradan o sözlerden şunu anladım. Yani yorulmuş bir ara böyle bir şey olmuş. Yani nereden bu işe bulaştık gibisinden bir şeyi vardı. Sıkıntısı vardı ama istifa ile ilgili sonuçta beyanında bulundu. Böyle bir şey düşünmedim. Bunu yazanlar yanlış yaptı dedi. Hatta isim vererek eleştirdi. İsim vermedi aslında orada çok. Net ismini duydum. Yani gazeteci onu, ismini verdi. Bu yani kalemini kırsın dedi mesela yazanlar. Yazanlar için öyle bir şey söyledi. Ben isim hatırlamıyorum. Sonuçta istifa etmedim. Sonuna kadar da görevimin o kadar net bir vurgu yaptı ki belki de ismi ben yakıştırdım. Hani anlatabildim mi? Hayır, anlattı. Ha, mesela Zorlu haberini yazan Erman Toroğlu olduğu için hani... Onu yazan kişi deyince... Yok, Erman abim de ismini vermedi. Ama direkt yazdı Erman, olarak. Evet, Erman Toroğlu şeyi direkt gözümün önüne geliyor. Çünkü Zorlu'yu yazan Erman onu Toroğlu. Onu da şöyle anlattı. İşte pazar mi? Günü tweet atıldı. Beni aradılar. Sonra o kişi bugün işte köşesinde postada yazmış dedi. Böyle anlattı. Ya işte artık anladık tamam işte. Yani kim olduğunu. Yani sonuç itibariyle... Ya Candaş Tolga Işık ismi... Evet. Hani çok net bir şekilde ortaya koydu. Isimler ben, neydi? Hani belki isim söylememiş verdiği olabilir. Verdiği isimler Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek ismini net kullandı. Semih Özsoy. Semih Özsoy net kullandı. Mustafa Ali Koç, Cengiz. Mustafa Cengiz. Bu isimlerin hepsini net kullandı. İşte Fikret Orman'ı verdi ismini. Onun dışında diğer şeylerde biraz daha böyle Mehmet isim vermedi. Mehmet Sepe'nin gösteri başkanı. Evet, Mehmet Sepe'yi kullandı. Başkanının
genel olarak bir cevap toplantısı, söz savunma toplantısı. Ama vücut dili ve ya bunlar iyi tabii. Hitabet yani, açısından ya, bir iletişimci benim olarak. Açıkçası katıldığım yerleri de var, katılmadığım tabii yerleri de var. Birazdan konuşuruz belki ama verimli bir toplantı olabilir. Sordular insanlar sorularını. Her şeyi de sorabilirlerdi. Sormadıkları noktalar varsa onlara bir şey diyemeyeceğim ama sonuçta federasyon eleştiriliyor, kurulları eleştiriliyor. Bence en çok üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi de belki Erman abi özellikle bunun için bir şey söyler. Merkez Hakem Kurulu iyi işler yapıyor dedi. Beğeniyorum dedi. Evet. Bir futbol adamı olarak Reha Kapsal futbolun patronunun basın toplantısını nasıl buldu? Ya, savunma yaptı. Ya eleştirilere karşı bir savunma. Sırf bunun haricinde hiçbir şekilde futbolun konuşulmadığı, gelecekle ilgili hiçbir projenin masaya yatırılmadığı bir konuşma oldu. Ne gibi? İşte kulüplerin limit arttırımıyla ilgili konuştu. İşte zorlu toplantısıyla ilgili konuştu. VAR sistemiyle ilgili. VAR'la ilgili savundu. MHK'yi savundu. Hep vesaire vesaire sayarız. Alt alta sırada. Ya benim düşüncem neydi? Yani bu değil hayal ettiğim. Bunlara çok kısa bir zaman ayırıp esas Türk futbolundaki gelişim, devrim niteliğindeki kararlar ne? Yani Futbol Federasyonu adı ne yazıyor? Futbol Federasyonu. Futbol Federasyonu savunma merkezi insanlara tabii yeri geldiğinde bir şeyler anlatacak. Ama devamlı bunların konuşulmak, yani gündeme gelmesi doğru değil. Bana göre yapılacak olan neydi? Türkiye'deki altyapılarla ilgili neler yapmamız gerekir? Radikal kararlar aldık. Antrenörler maaşını biz belirleyeceğiz. Zamanında Avrupa'da birçok şehirde. Tribündeki sayıyı nasıl arttırırız? Tabii. Yani bunu birçok böyle gördük örneklerini. Ya tribünde tabii o da önemli de esas Futbol Federasyonu'nun en önemli temeli Avrupa Şampiyonası. Evet gidiyoruz. 2020'de varız. Evet varız. Ya bunlar bir yere futboldaki gelişim, kulüplerdeki gelişim nasıl işte entegre olabiliriz Avrupa ile? Altyapılar nasıl olur? Avrupa'daki düzene göre ne yaparız? Orada maaşları nasıl federasyon kulüplere yalnız askeri maaş vermiyor antrenörlere. Antrenörlere belirli bir maaşı garanti ederek Futbol Federasyonu'na yapılan mukaveleleri veriyorsun. Onlar o mukaveleye göre kulüp de o parayı yatırıyor. Yani Türkiye'deki bu sistem nasıl gelir? Altyapı organizasyonunda nasıl yalnız antrenör değil, ne aklınıza geliyorsanız pedagog, aynı şekilde doktorlar, fizyoterapistler. Yani her ay oyuncuların doğru bir şekilde nasıl o altyapılarda gelişiyor A'dan Z'ye. Ya kan tahallerinden tut her şey. São Paulo kulübüne gittim. Ben Brezilya diyorsun, Avrupa'nın uzağında mı? İşte oyuncu yetişiyor. Yok oyunda oynanan oyunlar tempolu değil. 86 tane altyapıda çalışan vardı. 2 tane mentor, 6 tane fizyoterapist. Yalnız altyapı. 6 ayda bir o gelişim çağında oyuncuların işte büyümesi, kemik işte ölçümleri, kanları alınıyor vesaire. Şimdi bununla ilgili bir radikal bir toplantı yok. Aynı şekilde antrenör gelişimle de ilgili yok. Şimdi biz bu oyunu geliştireceksek neye gelişeceğiz? Öncelikle zaten statları devlet yani çoğunu Türkiye'de halletti. Peki tesisler var. Altyapı tesislerine bir kere zorunluluk neler olması gerek? Bu yok. Oradaki antrenörlerin çalışma şartları, kalitesi, bununla ilgili neler yaparız? Yok. Antrenör gelişimi nasıl olacak? Pro lisans evet verdik. Yani 3 ayda 6 ayda bir güncelleme yapalım. Gitsinler X farz edelim. Beşiktaş Göztepe oynuyor. Avrupa'da bunun örnekleri var. Serkan gidip pro lisans antrenörler bir maçın analizi yapsın. Yollasın. Bizde 3 ay işte Erman Hoca'nın da takım arkadaşı İsmail Dirber, Antrenörler Derneği Başkanı. 3 yılda bir göstermelik Antalya'ya gidiliyor. 2-3 gün çoğu insan bakıyorum konuşmalara girmiyor. Arkasından mesela oraya gelen bazı önemli Avrupa'dan futbol adamları var. Bunları mesela teknik taktik olarak birer CD verirsin. Veya bunu 3 yılda bir işte güncelleme adına yalnız işte orada lisansını çalıştırabiliyorsun. Evet. O parayı veriyorsun, oraya gidiyorsun. Onun için bir kurs açılmaz. 6 ayda bir Futbol Federasyonu'nun görevi bu. Güncellenen futbolu Türkiye'deki antrenörleri nasıl entegre ederiz? Bu olacak. Altyapı, altyapıda gelişim, oyuncu gelişimi nasıl olacak? Esas derdi bu olmalı. Ben bununla ilgili projede bekliyordum. Ama gel gör, direkt savunma bu. Direkt savunma. Bu bunu söyledi, buna karşılık böyle oldu. Bu futbol bunu söyledi. Algımız ya, bu olabilir. Konuda, evet. Bak bu olabilir. Sırf konular futbol, çoktu. Futbol bizde evet. Avrupa Şampiyonası'na gittin, tamam çok iyisin. Dünya Kupası'na gittin, çok iyisin. 3 tane hakemler baş ağrıtmadı, tamam. 4 büyük, aynen Serkan. 4 büyük işte o hafta çıktı hakemler. 4 büyük kulübümüzün iyi yönetti, sıkıntı olur mu ya? Futbolcu nasıl geliştirir? Antrenör nasıl geliştirir? Evet. Esas bunları da yapacak. Adı üzerine Futbol Federasyonu. Haklısınız hocam ama işte hani 500 kadar profesyonelin çalıştığı bir yapı bu. İlgili birimlerin belki de kamuoyuna Nihat Özdemir'in
çıktığı gibi toplantılarla çıkıp bu tip gelişmelerden veya adımlardan, süreçlerden onlara dair bilgiler vermesi. Geçmişte zamanı de görmedik. 8 ay değil mi? Nihat Bey'in geleni 8 ay mı oldu? 250 gün. 250 gün. Tam 3 kere 8, 24, 248 evet. ay. Yani madem daha önce birileri çıkıp o birimde kimler varsa futbol çıksınlar, futbol bayağı çıkıp bazı konularda tatmin etsin. Kesinlikle hep konuştuğumuz sahiçi değil mi? Oyun gelişmiyor, antrenör gelişmiyor, oyuncu yetişmiyor. Bununla ilgili kim bu projeleri hayata geçirecek Serkan? Futbol Federasyonu. Doğru. Evet. Erman Hocam, zorlu toplantısı tabii senin ilk kez yazdığın ve ortaya çıkardığın pek çok kişiye göre yılın haberi. Ona da değindi. Nihat Başkan 250 günün sonunda gündeme gelmiş kamuoyunda. Daha başka bandı var mı? Var, var. Bu kadarına yani mesela zorluyla ilgili kısmı seni en çok ilgilendiren kısmı. Ona dair senin söylemek istediklerin var mı? Sen nasıl buldun? Hem yakın arkadaşının hem ama de... Ama şimdi zorlunun kasede şeyi var mı bandı? Girdi hocam, onunla ilgili söyledi. Yani ben kulüp başkanlarıyla... Yok yok, burada var mı? Bizde yok. Şimdi ilk giren Bart'ta biraz değindi. Evet. Ben orada duymadım değindiğini. Yani ben orada da buluştururum, her yerde de buluşurum. Buluşmaya da devam edeceğiz. Bir daha girelim, bir daha girelim. Bir sonrakinde girelim. O bantta da mı değiniyor? Tamam, orada da değiniyor. İstiyorsan onu izleyelim. İzleyelim mi? İzleyelim. İzleyelim. Konu hep benzer. O hakemi istemeyiz. Bu hakemi istemeyiz. Bu MHK olsun, gitsin, şu gelsin. Usulsüz, haksız, hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü bir diğerinden ayırt etmedik. Fenerbahçe. Her kazandığımız hafta hakem, öteki hafta yok. Kaybettiğimiz hafta hakem görevlendiriliyor. İşte Alanya maçının kararlar. İFAP'tan diyor, biz biliyoruz diyor. İFAP'tan geldi diyor. İFAP'ta bizim haklı olduğumuzu yazıyor. Bilgi almış ya, bazı onu biliyorum. Onun bazı dinledikleri yerler var. Ama maalesef hep adresler yanlış. Kamuoyunda baskı, sağ olsun basın da Sayın Koç konuştuğu zaman hep öne alıyoruz. Haklı olarak. Fenerbahçe oldu, alıyor. Bundan biz çok rahatsızlık duyduk. İşte zorlu odur. Sen bunları düşünüyorsun, gerçekler budur. Bu hakem niye olmadı? Rahatlasın, artık daha kamuoyunu yanlış yönlendirmesin diye o açıklamaları yaptık. Yoksa zorlu ofiste... Eğer ben Fenerbahçe'yi koruyacak karar alsam, yani gideceğim zorlu ofiste yapacağım ha. Sonra o zorlu ofise bütün kulüp başkanları geldi. Yarın bir daha yaparım. Hiç önemli değil. Çünkü ben ne olacağını biliyorum. Evet, gördük ki Türk spor kamuoyunda bunu yapmamamız daha doğruymuş. Göztepe Beşiktaş maçına gelince, evet müracaatları var. Bu bizim işimiz değil. Ne benim yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın. Sadece gelen müracaatı MHK değerlendirecektir. Ve şu anda değerlendirme aşamasındayız. İFAP'a yazdılar. Onların da görüşlerini alacaklar. Bir karar verecekler. Ve kararı da bizi bilgilendirecekler. Ve biz de ona göre kamuoyuna açıklama yapacağız. Malatya Spor Başkanı'nın neden o maçı oynamak istediğini ben de merak ediyorum. Stada ambulans dahi yollayamazdık. Maçı ertelenmesi belli olduktan sonra Malatya Spor ertesi sabah bütün takımla birlikte neden Antalya'ya gitti? Niye kalmadı Malatya'da? Özellikle kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz veya futbol yorumcularının VAR konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını maalesef üzüntüyle takip ediyoruz. Bu yüzden hem kendi camialarını yanlış yönlendiriyorlar hem de maalesef VAR'a büyük zarar vermektedirler. VAR konuşmalarının açıklanması ülke federasyonlarının tercihlerine bırakılmıştır. Ligimizde bir kulübün talebini yerine getirir, diğerini yerine getirmezsek olmaz. O zaman her hafta her maçtaki VAR konuşmalarını yayınlamak zorunda kalırsınız. Gerçekten MHK'nin yükü çok zor. Ama MHK'den memnunuz
bir gençleştirme politikasına başladılar, projeye başladılar ve yürütüyorlar. Ve çok iyi yeni hakemlerimizin yetiştiğini ben gibi sizler de görmektesiniz. Ben Futbol Federasyonu kadar zor bir görev görmedim. Herkesi memnun edecek bir karar almamız söz konusu değil. Bu tabii beni zaman zaman, ben böyle bir şeye alışmadığım için beni zaman zaman üzüyor. Ya nereden geldim ben bu zor göreve de diyorum. Ama ben bu göreve geldim. Genel kurul beni getirdi ve ben sonuna kadar devam edeceğim. Hepimizin bildiği gibi Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayıncımız Türkoaz Medya Grubu'yla 10 yıldır iş ortaklığımız devam etmekte. Bize maddi ve manevi destekleriyle büyük katkılar sağlayan Türkoaz grubuna da huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Evet hocam, ilk bandımızda bir değinmiş, giriş yapmış ama ikinci bandımızda biraz daha açıklayıcı konuştu. Başkan Özdemir zorlu toplantısı ile ilgili olarak. Burada bayağı not var tabii. Bir kısmını izledim, bir kısmını izleyemedim. Kalabalık bir yerdeydim. Bir kısmını izledim. Ama baş tarafını izleyemedim, yakalayamadım. Şimdi geleli 250 gün olmuş Nihat Özdemir ve ekibi. Değil mi? Evet. Şimdi ben Futbol Federasyonu'na şöyle bakarım. Bir sene bakarım. Bir sene zarfında, çünkü bir gruptan alıyorlar, yeni bir grupla geliyorlar. Buna yönetim, MHK, disiplin, tahkim hepsi dahil. Bir kısmına ben şahidim nasıl olduğuna, nasıl olmadığına içinde. Tahkimin, disiplinin, MHK'nin bir kısmını biliyorum. Şimdi bir sene geçmesi lazım. Bir sene geçtikten sonra seneye o devre arasında aralıkta ne kadar faydalanacaklar? Ya biz bu sene bunu yaptık, bunu eksik yaptık, şunu yapalım diyecekler. Mesela benim kafama takılan iki şey var. Hakemlere sonra geleceğim. Diyor ki Malatya Trabzon maçının oynanmayacağını herkes tahmin ediyordu diyor. Çünkü bir tek o edilmedi, bütün şeyler ediliyor. İyi güzel de başkan çıkıyor, Malatya başkanı, bir açıklama yapıyor. Diyor ki federasyon yönetiminden birisiyle konuştum, bana böyle böyle dedi diyor. Öyle mi? Evet. Dedi. Sonra bunun üzerine Fenerbahçe bir açıklama yapıyor. Bunun üzerine de Trabzon bir açıklama yapıyor. Değil mi? Evet, aynen öyle oldu. O sıra federasyon susuyor. Ya kardeşim. Sonra, o da sonra açıklama. Kafadan bunu açıklayın. Bir, bu işler olmasın. Şimdi bu işlerin yangını büyüyünce iş başka boyutlara gidiyor. Kardeşim ben zaten orada maç oynatmayacağım de bitir. Bir, Trabzon'da otobüsle gitmesin oraya. İki, peki Nihat Özdemir iyi güzel de senin yönetiminde bulunan o adam kim Malatya başkanıyla konuşan? Şu ana kadar çıktı mı? O zaman sen karşıya konuşuyorsun. Fener, Beşiktaş, Trabzon zor diyorsun. E sen kendi içinden vuruluyorsun. Senin yönetim kurulundan birisi Malatya başkanını arıyor. Malatya başkanı bir açıklama yapıyor. Bir gün önce. Bir gün sonra Fenerbahçe açıklama yapıyor. Sonra Trabzon açıklama yapıyor. Ve sonra Futbol Federasyonu açıklama yapıyor. E günaydın ya. Günaydın. Baştan tavuğu kes bitir işini abi. Niye uğraştırıyorsun millet? Onu ona kırdırıyorsunuz. Bir. Tamam da ben hemen burada, tam burada Nihat Özdemir'in söylemediği, dikkat edersen benim anladığımı söylüyorum. Hı. Bu bilgi değil. Benim anladığım Malatya Başkanı'nın çıkışı o kadar sürpriz bir çıkış ki. Yani ortam belli. Bir deprem olmuş, bütün ülke travma geçiriyor, can kayıpları var. Bina, hani zaten orada maç oynanma ihtimali, bütün bölgede, bütün alt ligler, her şey iptal olmuş. Önceki günkü maçlar, pazartesi günkü maçtı o biliyorsun. Cumartesi, pazar, her şey iptal. Ya zaten iptal olacağı öngörülüyor. Orada yavaş davranmış olabilirler, ona katılıyorum. Bak ne diyor ama. Bir önceki başlığımıza gelelim. Nihat Özdemir'in sorusu şu. Malatya Başkanı bu maçı niye bu kadar oynamak istedi? Bu kadar oynamak istediyse neden oyuncularını alıp Antalya'ya götürdü? Malatya Başkanı diyor ki, o zaman biz diyor, bize sorulmadı Futbol Federasyonu'ndan. Biz oynamak istiyoruz diyor. Biz oynamak istiyoruz. Trabzon istemiyor diyor. Böyle diyor ya. Trabzon bunu dediğinde, Malatya Başkanı bunu dediğinde Trabzonspor'un yazılı ve sözlü açıklaması var. Biz bu maçı oynayın derse oynarız. Hatta tamam, otobüsü de göndermiş. Tamam. Bak başka bir şeyden bahsediyorum arkadaş. Şimdi
Malatya Başkanı çıkıyor diyor ki federasyon yönetiminden tamam. birisi söyledi bana diyor. Kim o? İsim dolaştı ama... Kim o? Net İsim değil. Dolaştı, çıkmadı. Evet, yani... Ama Nihat Özdemir'in şunu demesi lazım. Kardeşim, şu arkadaşım yanlış yapmıştır. Biraz dinlenmesi lazım. Bir sarı kart, bir sel veriyorum. Şimdi nasıl Nihat? Hocam attınız, ben size iyi oynuyorsunuz demiştim. Abi helal olsun, şey bir kişi eksik. Malatya'dan bir oyuncu attı. Ama iyi oynuyorsunuz yani. Orgilat. Aman abi, biraz evet, kadar... Evet, devam edelim. Penaltı şimdi, noktasında oturan çocuk. Şimdi bu. Nihat Özdemir, bildiğim kadarıyla Ankara gücünde... şeylik yaptı, yöneticilik yaptı, Fenerbahçe'de yaptı. Ankara'da Atlı Spor'da yaptı. Ankara'da Kavakkadere Deniz Kulübü'nde yaptı. Tenis Kulübü'nde yaptı. Biz hep Ankara'da büyüdüğümüz için o Yükseliş Koleji'ndendir. Şeylerle filan beraberdir o. Aziz Yıldırım grubuyla beraberdir o. Üniversitede, benim üniversitem Beşevler, onlar şeyde Yükseliş Koleji'ndedirler. Özelde okudular çünkü o grup. Hepsi arkadaşım onlar. Şimdi ben Nihat Özdemir'e Mesela Malatya maçı olayı yangın yerine girmeden niye hemen halledemedi bu iş? Çıkacak federasyon başkanı bir defa o adamı bulacak, kimse o adam. Sen nasıl Malatya evet. başkanına konuşuyorsun? Sonra Malatya başkanına konuşacak, işi bitirecek. Fenerbahçe, Trabzon açıklama yapmadan. Millet birbirine giriyor, Trabzon'a gidiyor, Fenerbahçe başkanının aleyhine bağırılıyor filan. Halbuki Fenerbahçe başkanı oraya gittiğinde önce şehirde filan gezdiydi. Bunu sağlayan kim? Futbol Federasyonu arkadaş. Bunu sağlayan sensin. Nihat kardeşim. Bu işi halledemedin o işi. Milleti birbirine kırdırdın. İki gün sonra açıklama yapıyorsun. Bir, iki. Ya Göksel Gümüş de yazılı bildirimde bulundu deniyor. Ligdeki sarı kartlar, ligde kupadaki sarı kartlar kupada uygulansın diye cevap bile verilmemiş. Millet birbirini yiyor. Sahte atılanlar her takımdan var. Doğru mu? Evet. Doğru, var. Hadi sezon başı yapamadınız. Diyeceksin ki, hani dereyi geçerken kural değiştirilmez oyun oynanırken. Değiştir abi, ne olur devre arasında. Kupa ayrı, lig ayrı. Değiştir ya. Çünkü millet deliyor onu. Yani şey gibi, deterjan gibi oldu sarı kartlar. Deterjanla temizliyoruz. Üç. Şeye katılıyorum. MHK'nin işi... Kolay değil. Yalnız MHK bir yola girdi. Şu yola girdi, onu görüyorum. Genç olabilecek insanlara biraz vermeye başladılar. Biraz o papazları kenara doğru almaya başladılar. Onu görüyorum, iyi bir şey. Tabii bir anda yapamazsın bunu. Kademe kademe yaparsın. Yalnız Nihat kardeşim. Ben seni tanıdığımı zannediyorum ama sen beni tanımamışsın. Hani Allah zaten... Büyüğümüz yaptırır. Yapar zaten. Arkadaş, onun haricinde kimse benim önüme kağıdı getirip yazdıramaz Nihat'cığım. Bak, benim önüme kimse kağıt getirip yazdıramaz. Onu iyi bil. Ben bu yazıyı yazdığımda yanımda bir avukat vardı. Ya Zekeriya da arkadaşın, Nihat da arkadaşın senin değil mi? Dedi, evet dedim. Ya dedi, bu yazı. Dedim ki babam olsa yazarım. Nihat'cığım, babam olsa yazarım. Ne olur ayrılırım. O yazdığım yazı belki benim şirketimin de işine gelmeyecek. Asifor'un da gelmeyebilir. Gazetenin de gelmeyebilir. Ben bu yazılacak diyeyim. Yazılmazsa ben ayrılırım Nihat'cığım. Sen ayrılır mısın yapmazsan bir yerlerden? Ayrılamazsın. Ben sana söyleyeyim. Sen esneksindir. Ben senin kadar esnek değilim. Ben çünkü 6 yerden kovuldum. Size bu konuda bir sistemi mi oldu deseydi, başkanın? Evet. Burada da söyledi. Erman, bir arkadaşımızın dedi, kağıdı önüne koymuşlar, zorlu yazısı. Kağıdı önüme koymuşlar, ben de gazeteye vermişim. Kaç senedir senden çalışıyorum hocam? Bayağı oldu. Eskiyi de katarsak. Bayağı. He? 10 yılı geçmiştir yani, daha fazlası. Kelime çıkarttırmaz. Arada verebildiniz mi bir yazı bana? Yok. Yok hocam. Benim yazımı çıkartabildiniz mi eksik? Yani normal düzeltiyoruz imlasını. Onu bulunca ayrı bir şey yani. Yok, bir şey çıkartmadık hocam. Bir şey olursa da konuşuyoruz zaten. Arıyoruz, konuşuyoruz. Fikir karşılıklı alışverişi yapıyoruz yani. Demek ki Nihat Özdemir'in tanıdığı gazeteciler, televizyoncular var ki bunu yapan, ki yapıyorlar. O beni karıştırıyor onlarla. Nihat'cığım, ben kovulmayı göze alarak çalışan bir adamım. Ben futbolcuyken yapamıyordum. Çünkü 11 kişiyiz. Ama...
Ben hakemken Nihat'cığım benim her maçım son maçımdı. Her maçım son maçımdı. Ben şimdi bazı kulüplerle falan da yöneticilerle, kulüplerle değil. Mesela yolda diyorlar ki bazıları bizim bugün beni getiren şoför arkadaş da ya diyor Fenerliler konuşuyor. Hakemken Fenerbahçe beni özel istiyordu maçlara. Sorun yöneticilerinize. Trabzon'da maç olduğu zaman Erman Toroğlu gelsin diyordu Fener takımı. Yöneticileri kurrağının içine üç tane Erman atıp bir tane Erman çıkarıyordunuz. Fenerli yöneticiler. Kurrayla maç, kurrayla veriliyordu. Üç tane Erman atıyorlardı, bir tane Erman çıkarıyordunuz. Neden Fenerliler. Peki hocam? Onu şimdi çocuk, gençler bilmez. Neden olduğunu da anlatsana bunun. Çünkü zamanın hakemleri, spor bakanı Mehmet Ali Yılmaz ki ben de adaydım o zaman milletvekili olarak kazansaydım ben olacaktım. Cavit abinin cebinde. Ben olamayınca Mehmet Ali Yılmaz'ı yaptılar Trabzon'da. Hakemleri iyi tanıyordu Mehmet Ali Yılmaz. Bu alemi de iyi bilen bir adamdır Mehmet Ali Yılmaz. Severim de. Dedi ki hakemleri kurrayla vereceğim. Şenez Başkan dedi ki yapma. Yapma. Bir gün Şenez Erzik'in çıldırıp Bursa Çelik Palas'ta... Seni neden Fenerbahçe istiyordu? Ne? Onu anlatalım Çelik gençlere Palas'ta bir saat konuştuk. Erman dedi hakemler kurraya girerse benim UEFA'daki görevlerimin durumu ne olur biliyor musun dedi ya. Bak şimdi ne enteresan yere geliyorsun. Türkiye'de hakemler kurrayla veriliyor deyince etkili adam Şenez Erzik UEFA'da unutacağı atıyorsun. Kurrayla çekiliyor hakemler. Hiçbir hakem kurraya peki girmez. Peki seni neden istiyordu? Abi o kısmı önemli şu anda bence. Şöyle istiyordu. Bizden gençler bilmiyor çünkü o dönemi. Öyle bir maça. Çünkü o zaman çok hakem satılıyordu, alınıyordu abi. Ben söyleyeyim mi hocam? Çok söyle. Bütün kulüpler deplasman maçlarında Erman Hoca'yı isterdi. Bu. Neden diyeceksiniz? İç sahalarda, iç saha takımlarının hakemler tarafından biraz kayırıldığı bir dönemdir. O belki dünyada, sadece bizim coğrafyamızda İstanbul'da değil. İstanbul'da beni istemiyordu. Alay istemiyordu. Yani, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray İstanbul'daki maçlarında Erman Toroğlu'nu istemezdi. Hayır, şimdi başka bir şey düşünmesinler diye söylüyorum. Yok. Ama deplasmanda oynayacakları her maçta üç büyükler Erman Hoca'yı deplasmandaki maçlarında hakem olarak isterdi. Yanılıyor muyum evet, hocam? Doğru. Hani çocuklar başka bir şey düşünmesin diye söyledim. Hani Fenerbahçe beni her maçına isterdi dedin ya. Çocuklar anlatırlar onu, büyükler anlatırlar da işlerine geldiği gibi anlatıyorlar. Ha, herkes işlerine geldiği gibi anlatıyor hocam. Şahidim var bu işte. Hayri Yazıcı, sağ. Kardeşim vefat etti İbrahim. Onu da iyi tanırım Allah arkadaşım da Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hayri ile eğleneceğiz biz o hafta. Benim maçım falan yok. Pazartesi günü. Dedi ki Hayri, pazartesi konuşuyorum. Oğlum perşembe, çarşamba mı perşembe geliyorsun Ankara'da gezeceğiz, yemek yiyeceğiz falan. Tamam dedi Hayri. Çok eski arkadaşım benim. Yalnız oğlum dedi bir dakika bu hafta dedi Trabzon maçımız var. Dedim hakem sen olacaksın dedi. Nasıl yani dedim. Dedim ki bak sıram yok. Yani benim bu hafta maçım yok. Ayağım çekiyor. Sakatlığımı söyledim. Üç torbadan çıkıyor dedim. Kurra'dan. Lan ne kurrası dedi sen çıkacaksın dedi kurra'dan. O zaman dedim bekle perşembeyi bekleyelim. Perşembe günü kurra'dan ben çıktım abi. Üç tane Erman atarsan torbaya bir tane Erman çıkartarsan gibi. Enteresan bir hikayeymiş hocam. Maç ne oldu? Maçı da Trabzon kazandı. Ünallar falan oynuyorlardı. 3-1 kazandılar. Hatta seyirci Semih'in üstüne gitti de ben Semih'i çektim aldım. Seyircinin arasından Fenerli Semih'i. 3-1 yenildi Fener o maçta. Deplasmanda istiyorsunuz Erman. İçeride istemiyorsunuz. İçeride başkası gelsin tereyağı. Çünkü hoca gördüğünü çalıyor. Dışarıda çalıyorsun. Hala daha görüyorum bazı şeyleri. Hala daha bazı zamanlar. İç dış olarak mı? Evet. Şimdi ne diyeceğim ben? Yani benim derdim kulüplerle falan değil. Fener büyük takım, Galatasaray, Beşiktaş camia. Ama onların içinden çıkan şahısların dikkatli olmaları lazım. Biraz fazla cin olmadan şeytan olmamaları lazım. Şimdi bir, iki. İki. Zorlu diyor ki Nihat Özdemir. Zorlu'da ben bir daha yaparım. Ben kulüp yöneticilerle konuştum. Evet konuşabilirsin. Zorlu'da bir daha yaparım. Yapabilirsin. Aşağıda restoranda yaparım. Yapabilirsin. Zekeriya'nın orada işine. Bilgi veriyor. Nihat Özdemir sen ne diyorsun ya? Zekeriya'nın orada işine. Zekeriya diyor ki evet yanlış yaptım, hata yaptım. Ben orada olmamalıydım diyor. Nihat Özdemir.
söyleyen MHK başkanın ama Zekeriya futboldan gelme. Zekeriya bizim kayığın içinde Zekeriya. Nihat'cığım sen kayığın içinde yöneticisin. Biz antrenör, futbolcu, hakem biz kayığın içindeyiz. Nihat'cığım MHK başkanı söyledi evet dedi yanlış yaptım orada olmamam lazım dedi. Sen toplantını yap git restoranlarda zorlu da orada burada. Nihat'cığım onu da söyle. MHK başkanını oraya götürmem yanlıştı de. Ben o yazıyı yazmak için 3 gün bekledim Nihat'cığım. Haber bana geldi. Hani açıklama yapar mısınız acaba diye. Yani o yazı 5. günde çıktı. Eğer yanılmıyorsam. Niye açıklama yapmadınız? Açıklama yapsaydınız. Madem açıktı bu işler. Orada başkaları da vardı o gün. 1000 tane adam vardı Zorlu'da. Ben de gidiyorum Zorlu'ya. Zorlu'nun da reklamı iyi oldu bu arada. Aynen. Yani... Konuşabilirsin tabii yöneticilerle. Senin arkadaşların eski arkadaşlar. MHK'nin işine. Ne dedi? Zekeriya dedi tatmin etti. Fenerli yöneticileri. Fenerli yöneticiler tatmin olmadık diyorlar. Nasıl oldu ya? Tatminle mi oluyor bu iş? Galatasaray başkanıyla Beşiktaş Trabzon başkanını da çağırsaydınız. Ha şurada haklısın. Kulüpler Birliği toplantıya çağırdı. Ben ekibimle gittim. MHK'ye rica ettim. Konuştuk. Tam MHK konuşacak yarım saat, bir saat. 12'si birden terk etti dedi. Orada haklısın. Ondan sonra da çıkıp ahkam kesiyorlar dedi. Orada da haklısın. Çünkü idareciler bilmiyorlar. Ya arkadaş biz içinden geldik bu işin. Nihat'cığım. Ama bir kişi çıkıp bana önüme kağıt getirin. Ben de o kağıdı müdüre vereceğim ha. Vay. Nihat'cığım benim... Her programım son programım. Mesela bu program son program. Yarın yazacağım son yazım. Her maçım son maçımdı Nihat'cığım. Yarın istifa ederim diyebiliyor musun? Diyemezsin. Çünkü edemezsin. Evet. Bir edemezsin. Nihat Özdemir'in istifa etmeye hakkın yok. İstifa etmeye hakkın yok. Edemezsin. Ama yani zaten pek öyle istifa edecek bir şeyde vücut dili de yoktu. Gayet edemez diyorum. Edemezsem edemez. Emin, güvenli. İkinci cümleyi bir gün kullanırım. Öyle bir düşüncesi de yok.